Merhabalar, ben Oz. Bugün yeni bir Boruto videosuyla karşınızdayım. Deniz üzeri Kod şu anda Boruto'nun en güçlü düşmanları arasında. Beyaz karması da onu gerçekten çok özel kılıyor. Karmanın Boruto dünyasında inanılmaz bir güç olduğunu herkes biliyor. İlk olarak serinin kahramanı Boruto Uzumaki ile tanıtılan karma yalnızca bir Otsutsuki tarafından bir kişiye bahşedilebiliyor. Bu güç bir Otsutsuki'nin beden değiştirerek sonsuza kadar hayatta kalması için bir kapı. Boruto'ya muazzam bir güç vermişti. Karma için de aynı şeyler geçerli. Bugün de beyaz karmanın ne olduğu ile ilgili bir video yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Bu videoda bolca spoiler olacak, bilginiz olsun. Kod ve Boruto haricinde bu karmayı kullanan karakterlerden bir tanesi de Kawaki. Boruto, Momoshiki Otsutsuki'nin karmasını taşırken Kawaki de kendisine Ishiki Otsutsuki tarafından verilen karmaya sahipti. Kod'un beyaz karması ne peki? Tıpkı Kawaki'ninki gibi Kod'un karmasının sırları da Ishiki Otsutsuki'ye derinden bağlı. Ishiki Otsutsuki, 1000 yıl önce Kaguya Otsutsuki ile birlikte tanrı ağacını yetiştirmek ve gezegenin gücüyle beslenmek amacıyla dünyaya gelmişlerdi. Sıradaki, yani daha güçsüz olan Kaguya'nın, on kuyrukluğunun güçlü bir meyve vermesi için ağaca kurban edilmesi gerekiyordu. Ama Kaguya bunu kabul etmedi, Ishiki'ye saldırdı, onu yenmeye başardı. Aslında Ishiki'yi biz öldü olarak biliyorduk. Zar zor hayatta kalan Ishiki, Jigen adlı bir keşişi kendi kişicisi haline getirdi. Karmayı da ilk başta ona vermişti. Yine de keşişin vücudunun tüm gücünü tutacak kadar güçlü olmadığı biliniyordu. Bu nedenle mükemmel vücudu bulma arayışı başladı. Yani daha güçlü bir, daha iyi bir vücuda ihtiyacı vardı. Jigen onlarca yıl boyunca mükemmel taşıyıcı arayışına devam etti. Madon'un yanında bir tanesinin ismi Kot olan birçok çocuk üzerinde deneyler yaptı. Karması üzerinde deney yapılan çocukların çoğu öldü, ancak iki kişi hayatta kalabildi. Karmasını başarıyla taşıyabilen Kawaki birçok acıya katlandı ve karşılığında Ishiki'nin gücünü aldı. Öte yandan hala başarısız olan ancak bir şekilde hayatta kalmayı başaran Kod örneği de çok anormallik vardı. Normalde karma aktarım sürecinde birçok başarısızlıkta ölümle sonuçlanıyordu. Ama Kod birçok çileden sağ çıktı ve daha da ilginci, en sonunda beyaz bir karmaya sahip oldu. Mühürler genellikle siyah renkliydi. Otsutsuki'nin öldükten sonra diriltilmesi için kullanılıyorlardı. Beyaz karma durumunda işler biraz farklı. Bu karma Kod'a kesinlikle muazzam güç verse de diriliş için kullanılamıyor. Bu nedenle tamamen bir kitle imha silahı olarak kullanılıyor. Kod'un neden ölmek yerine bu beyaz karmayı tam olarak aldığı yazarın henüz açıklamadığı bir şey. Ama bunun muhtemelen bir nedeni var. Olursa olsun Kod'un gücü tavan yapacak ve bu güçlerle karanın en güçlü üyelerinden bir tanesi olacak, hatta oldu bile. Kod'un karması ne kadar güçlü? Basitçe söylemek gerekirse bir karma bir Otsutsuki'nin küçük bir mühüre sıkıştırılmış ve daha sonra bir kaba bahşedilen, daha doğrusu vücuda bahşedilen tüm verilerini içeriyor. Zamanla mühür yavaşça kendisini çıkartıyor ve işlem tamamlandığında Otsutsuki yeniden dirilebiliyor. Çıkarma işlemi devam ederken mühür ayrıca Otsutsuki'nin tüm deneyimini, yeteneklerini ve güçlerini vücuda ekliyor. Bu nedenle var olan her bir karma kendi taşıyıcısının gücünü muazzam bir şekilde arttırıyor. Kod kesinlikle mükemmel bir araç olmasa da karması saf bir silah olarak işlev gördüğü için hala muazzam derecede güçlü. Hiçbir şekilde Kod sadece güçlü bir araçla bahşedilmedi. Aynı zamanda beyaz karması bir şekilde ona Jigen'inkinden bile daha fazla güç verdi. Etkilendiği gibi karanın lideri bile ondan ve sahip olduğu güçten korkmaya başladı. Ondan gelen tüm tehditleri bastırmak için Jigen vücuduna yeteneklerini ciddi şekilde bastıran sınırlayıcılar yerleştirdi. Buna rağmen Kod hala onlardan biri olduğundan emindi. Yapımda Kara'nın bütün üyelerinden, hatta Boro'dan bile güçlü. Boruto'nun son yayınında hayranlar Kod'un beyaz karmasının güçlerinin gösterildiğini gördüler. Bastırılmış olmasına rağmen Naruto Uzumaki'nin beğenilerini tamamen alt üst edecek, hatta karma durumunda Boruto'ya ayak uyduracak kadar güçlüydü. Gücü bastırılmış olsa bile Kawaki'nin karma güçlerine dayanacak ve hatta savaşta ona yardım etmek için Kimono kullanacak kadar güçlüydü. Amado'yu kaçırdıktan sonra Kod'un karma sınırlayıcıları nihayet kaldırıldı. Yani Kod artık hikayedeki en güçlü karakter olmasa da en güçlü karakterler arasından bir tanesiydi. Yine de yeteneklerine mükemmel bir şekilde karşı koyabilen karakterler var. Hayranlar Amado tarafından Jigen tehdidiyle başa çıkmak için oluşturulan cyborglardan biri olan Daemon'un onunla oldukça etkili bir şekilde başa çıktığını gördüler. Kod genelde kara içinde aşağılanan, alay edilen bir karakter. Ama bu olayları hiç sarlamıyor, kibirli, sırıtarak cevap veriyor hep. Kime de Koji'nin Victor'u öldürmesine ağlamıştı ve bunu yapabilmeyi de kendisi diliyordu. Kısı gereği çok kindar bir insan. Dürmek istediği biri olduğu zaman açıkça dile getirebiliyor. Dun fanatik bir şekilde Ishiki'ye adanmış olduğu gösterildi bize.
Bucky'nin Ishiki için bir taşıyıcı olarak seçilmesi konusunda düşmanlığını ilan etmişti Kod. Bayağı acı doluydu, kendi başarısız karması için ağıt yakmıştı. Dahası Kawaki'yi tüm başarısızlıklarının ve kayıplarının kaynağı olarak görmeye başladı. Ishiki'nin en sadık astı olarak biliniyordu. Tüm Otsutsuki klanıyla birlikte Ishiki'ye tanrılar olarak açıkça saygı duyuyordu. Beyaz Karma biraz önce dediğim gibi ona Jigen'den daha fazla bir güç verdi ama yine de itaatkar kaldı. Cüdüne eklenen sınırlayıcıları kendi isteyerek kabul etti. Ishiki'nin ölümünü öğrenmek onu çok kızdırdı. Sadece onun intikamını almaya değil, aynı zamanda klanın mirasını sürdürmek için kendisi de bir Otsutsuki olmaya dair nihai kararına itaat etmeye yemin etti. Tüm sadakatine rağmen 10 kuyrukluyu korurken uyuyakaldığı da gösterildi bize, yani bayağı tembelde bir karakter. Bağımsız hareket ederken Kod'un çok dikkatli ve metodik bir adam olduğunu gösterdiler bize. Naruto ve Sasuke ile zayıflamış haliyle yüzleşmenin ne kadar riskli olabileceğini bilerek bunun yerine adadan yardım almayı seçti. Hedeflerine ulaşmak için sabırla ilerledi. Ayrıca stratejik olarak da usta. 5 büyük köyün her birinin etrafında çeşitli noktalara onu kızdırmak için pençe işaretlerini yerleştirmişti. Ishiki'nin iradesini miras aldığından beri Kod, Otsutsuki'nin tanrı ağacını yetiştirme hedefini sürdürmeye ve dünyadaki tüm yaşam enerjisini bir çakra meyvesi üretmek için ve evrimleştirmek için kullanmaya yemin etmişti. Animede kim ileride kötü karakter olacak bir türlü karar verilemiyor. Çünkü bize ilk tanıtım yapıldığı zaman Kawaki ile Boruto'nun dövüşünü izlemiştik. Kod falan yoktu orada. Tamam, Kod da yan karakter ama gerçekten güçlü bir karakter. Bir anda savaşta öldürülecek ve kenara atılacak bir karakter değil. Bence Naruto'yu öldürecek kişilerden bir tanesi bu olabilir. Çünkü Naruto Ishiki'yi yenebilmek için bildiğiniz üzere bayağı gücünü kullanmıştı, Kyuubi'yi kaybetmişti. Şimdi karşısındaki düşman Ishiki'den daha güçlü ve daha kindar bir karakter. Kindardan kastım Ishiki'ye tamamen bağlıydı ve öldükten sonra bayağı kinlendi. Onun intikamını almak için elinden gelen her şeyi yapacağını söylemişti. Aslında ilerleyen zamanlarda şöyle bir şey de olabilir. Kawaki'ye olan düşmanlığı kendi sonunu getirecek olabilir yapımda. Çünkü ya Kawaki ya Boruto gerçekten kötü karakter olacaklar ve Kod arada kaynayıp gidecek gibi düşünüyorum. Kawaki'ye olan kininden dolayı onunla savaşmaya başlayacak. Ne kadar güçlü olduğunu düşünse de Kawaki'nin büyük bir gücü ortaya çıkacak ve Kod'u ortadan kaldıracak. Peki bu benim teorim. İleride çok farklı şeyler de olabilir. Bambaşka düşmanlar da ortaya çıkabilir. Bambaşka kahramanlar da ortaya çıkabilir. Hiçbir şey bilmiyorum bu konuyla ilgili. Kod gerçekten kötü gibi bir kötü karakter. Yaşadığı şeylerden dolayı değil, bağlılığından dolayı kötülük yapıyor. Hedeflerini çizdi, onun doğrultusunda ilerlemeye de yemin etti. Size göre Kod'un ilerideki rolü nasıl olacak yapımda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.